Evet. Arkadaşlar artık geriye bu zor soruyu çözmek kaldı. Elimizde iplerle tavana asılmış bir teneke acı biber salçası var ve bu iplerde oluşan gerilmeleri bulmak istiyoruz. Gördüğünüz gibi bu zor bir gerilme sorusu. Böyle bir soruyla karşılaştığınız zaman sorudan korkmuş olabilirsiniz. Hatta acaba yeni bir çözüm yöntemi mi uygulamam gerekiyor diye de düşünmüş olabilirsiniz. Şu ana kadar öğrendiklerimizi bir kenara atıp başka bir yöntem mi kullanmamız gerekiyor? Kesinlikle hayır. Diğer sorularda uyguladığımız sürecin aynısını burada da uygulayacağız. Bir önceki soruları çözmek için öğrendiğimiz yöntem bu soruda da bizi cevaba götürecek. Çözüm yöntemimize güvenin. Bu tür gerilme sorularında her zaman işimize yarayacak. Şimdi ilk olarak kuvvet diyagramımızı çizmemiz gerekiyor. Her zaman ilk iş olarak bunu yapıyoruz. O zaman soruda gördüğümüz kuvvetleri yazarak çözmeye başlayalım. Öncelikle biber salçasına etki eden yerçekimi kuvvetimiz var değil mi? Bunu mg olarak yazdık. Bu tenekenin kütlesi de 3 kilogram olarak verilmiş. 3 kilogram çarpı yaklaşık olarak 10 dersek g'yi şimdilik 10 olarak kabul edelim ki güzel sayılarla uğraşalım. Yani g'ye 9,8 yerine 10 demiş olduk. O zaman 3 kilogram çarpı 10 metre bölü saniye kareden 30 newton elde ettik. Yer çekimi kuvveti aşağıya doğru ve 30 newton büyüklüğündeymiş. Peki elimizde başka hangi kuvvetler var? Burada bir T1 gerilmesi var. Hatırlayın, gerilme itmiyordu. İpler itmez, tam tersine çeker. Öyleyse T1 şu şekilde salça tenekesini yukarıya doğru çekecek. T1'i de kuvvet diagramında şöyle çizeyim. T2 de aynı şekilde biberleri yukarıya doğru çekiyor. T2 de diğer bütün gerilme kuvvetleri gibi bağlandığı cismi çeker. O zaman T2 de kuvvet diyagramında şu şekilde çizelim. İşte bu kadar. Böylece kuvvet diyagramını çizmiş olduk. Elimizde başka herhangi bir kuvvet kalmadı. Diyagrama normal kuvvet çizmiyoruz çünkü teneke herhangi bir yüzeyle temas halinde değil. Dolayısıyla elimizde bir tek yer çekimi kuvveti ve bu iki gerilme kuvveti var. Şimdi her zaman yaptığımız şeyin aynısını tekrar yapacağız. Kuvvet diyagramını çizmeyi bitirdiğimize göre Newton'un ikinci yasasını iki doğrultudan biri için yazmamız gerekiyor. O zaman hadi yazalım. Belli bir doğrultudaki ivme o doğrultudaki net kuvvet bölü kütleye eşitti değil mi? Hangi doğrultuyu seçmemiz gerekiyor? Bu soruda doğrultuyu belirlemek biraz zor. Çünkü hem düşey hem de yatay kuvvetlerimiz var. Soruda seçebileceğimiz yalnızca iki yön var. X ve Y doğrultuları. Ama ilk olarak düşey doğrultuyu inceleyelim. Aslında o kadar fark etmese de düşey doğrultudaki yer çekimi kuvvetinin büyüklüğünü bildiğimiz için önce düşey doğrultudaki ivmeye bakalım. Bu seçim işlerimizi biraz daha kolaylaştıracak. Yer çekimi kuvvetini 30 Newton olarak bulmuştuk. Önceki videolarda da söylediğimiz gibi bildiğimiz bir kuvvetin doğrultusundan başlamak genelde işlerimizi kolaylaştırır. Bu soruda da bu şekilde bir yöntem izleyeceğiz. Düşey doğrultudaki ivme eşittir düşeydeki net kuvvet bölü kütle diyebiliriz. Şimdi de formülde bildiklerimizi yerlerine yazalım. Eğer bu teneke olduğu yerde duruyorsa ve bir ivme sahibi değilse, yani eğer bu bir asansör veya bir roket değilse, olduğu yerde hareketsiz bir şekilde ivmesiz duruyorsa, o zaman ivmemiz sıfır olacak. Bu da eşittir pay kısmında düşey doğrultudaki net kuvvet var. Buraya ne yazmamız gerekiyor? Elimizde düşey doğrultuda olan hangi kuvvetler var? Tamam, yer çekimi kuvvetinin 30 newton olduğunu biliyoruz. Bu kuvvet aşağı yönlü bir kuvvet ve yukarıya doğru olan kuvvetleri artı, aşağıya doğru olanları da eksi yönlü olarak kabul edeceğiz. Öyleyse yer çekimi kuvvetini eksi olarak yazmamız gerekiyor. Eksi 30 newton yazdık. Eksi mg'ye de yazabilirdik. Ama zaten bu kuvvetin 30 newton olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla eksi 30 newton olarak ilk düşey kuvvetimizi yazdık. Şimdi sırada T1 ve T2 var. Her ikisi de yukarı yönlü kuvvetler ama tamamen yukarıya doğru bakmıyorlar. T1 gerilme kuvvetinin bir kısmı sağa doğru ama bir kısmı da yukarıya doğru. Yalnızca T1'in düşey bileşenini buna T1Y diyelim ve az önce yazdığımız formülde de yerine koyacağız. Bakın formülde yalnızca düşey doğrultudaki kuvvetleri dikkate alıyoruz. Neden sadece düşey doğrultudaki kuvvetlere bakmamız gerekiyor? çünkü yalnızca düşeydeki yani y ekseni üzerindeki kuvvetlerin düşey ivmeye katkısı oluyor t1y kuvveti yukarı yönlü bir kuvvet olduğu için formülde bunu artı t1y olarak yazmamız gerekiyor benzer şekilde t2 kuvveti de tamamen yukarı yönlü bir kuvvet değil yalnızca bir kısmı yukarıyı gösteriyor bunu da t2y olarak yazayım bu da yukarı yönlü bir kuvvet. Dolayısıyla formüle artı y doğrultusunda t2 olarak yazıyoruz. İşte bu kadar. Düşeydeki bütün kuvvetlerimizi yazmış olduk. Dikkat ederseniz formülde t2'nin toplam değerini yazamıyoruz. Çünkü t2'nin sadece bir kısmı yukarı yönlü. Benzer şekilde T1'in sadece bir kısmı düşey doğrultuda olduğundan T1 kuvvetinin düşey bileşenini yazmamız gerekiyor. Ardından bunu kütleye bölüyoruz kütlenin 3 kilogram olduğunu biliyoruz. Her iki tarafı da 3 kilogramla çarparsak 0 eşittir paydadaki ifade olur. Payı şöyle kolaylık olsun diye kopyalayıp yapıştırayım. Artık paydada bir şey kalmadı. Peki bu noktada ne yapmamız gerekiyor? Tıkanmış gibi duruyoruz değil mi? Elimizde iki bilinmeyen var ve herhangi biri için de çözemiyoruz. Sadece toplamlarının 30 olması gerektiğini bulduk. Öyleyse iki tarafa da 30 eklersek İki gerilme kuvvetine ait düşey bileşenlerin toplamının 30 newton etmesi gerektiğini görüyoruz. Aslında bu oldukça mantıklı bir sonuç. Bu kuvvetlerin aşağıya doğru olan 30 newtonluk yer çekimi kuvvetini dengelemesi gerekiyor. Ama ikisinin de ne olduğunu bilmiyoruz. O zaman bu kuvvetleri nasıl bulacağız? Eğer tek bir doğrultudaki kuvvet denklemlerinden bir şey elde edemiyorsak, diğer doğrultudaki kuvvet denklemlerinde hesaplamamız gerekir. Oldukça basit bir yaklaşım. Şimdi bir de x doğrultusundaki ivmeye bakalım. x doğrultusundaki a'yı yazarken aynı şekilde x doğrultusundaki net kuvveti kütleye bölüyoruz. Eğer bu teneke x doğrultusunda olduğu yerde duruyorsa bu doğrultudaki ivme de sıfır olur. Bu biber salçası bir trenin veya arabanın içinde bulunsaydı bütün tenekenin bir ivmesi olurdu ve yatay doğrultuda bir ivmeden bahsedebilirdik. Esasında öyle bir durumla karşılaşsaydık bile büyük bir sorun olmazdı. Çünkü tek yapmamız gereken ivme değerini formülde yerine yazmak. Ama ivmenin sıfır olduğunu varsayarsak sonuçta biber salçası tenekesi olduğu yerde duruyor ve hızı değişmiyor. İvme yerine sıfır yazmamız gerekiyor. O zaman x doğrultusundaki kuvvetlere de bir bakalım. T1 kuvvetinin x doğrultusunda olan bir kuvveti var. Bu kuvvet T1x olsun. Aynı şekilde T2 kuvveti de x doğrultusunda bir kuvvete sahip. Buna da T2x diyelim. Bunları kuvvetlerin büyüklüğü olarak kullanacağız. Yani T2x kuvveti T2'nin sola doğru çeken büyüklüğü, T1x kuvveti de T1'in sağa doğru çeken büyüklüğü. Şimdi bunları formülde yerlerine yazmak için yönlerinin artı ya da eksi olmasına karar vermeliyiz. T1x salçayı sağa doğru çektiği için Buna artı işareti verelim. Şimdilik sağ tarafa artı olarak kabul ettik. Bu arada genellikle sağ tarafı olan kuvvetleri pozitif olarak alıyoruz. Ama yön kabulünü istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Nasıl rahat hissediyorsanız o şekilde yönleri artı ya da eksi olarak almakta özgürsünüz. Sadece genelde sağ tarafı artı, sol tarafı da eksi olarak kabul ediyoruz. T2x de sola doğru çekiyor o zaman bu kuvvet negatif bir katkı sağlıyor. Formüle de T2X yazıyoruz. Çünkü sol tarafı eksi olarak kabul ettik. Bütün hepsini kütleye de bölmemiz gerekiyor. Kütlemiz 3 kilogramdı. Aynı şekilde iki tarafı da 3 ile çarparsak 0 eşittir pay kısmındaki ifade olacak. Payı kopyalayıp aşağıya doğru olduğu gibi yapıştıralım. Yine umutsuzluğa kapılmış olabilirsiniz. Bunu da çözemeyecekmişiz gibi duruyor. Aslında T1x'i bulabiliyoruz ama sayısal bir değer bulmuş olmuyoruz. İki tarafa da T2x eklersek sadece x doğrultusundaki T1x'in x doğrultusundaki T2'ye eşit olduğunu buluyoruz. Bu da mantıklı bir sonuç değil mi? x doğrultusunda herhangi bir ivmemiz olmadığı için iki kuvvetin de birbirine eşit ve ters yönde olması gerekiyor. Aslında diyagramda bu kuvvetleri aynı büyüklükte çizmemiz gerekiyordu. Burada pek eşit gibi durmuyorlar. Bunun için kusura bakmayın. Birbirlerine götürdükleri için bunları eşit büyüklükte çizmeliydik. Çünkü yatay doğrultuda bir ivmemiz yok. İyi de şimdi ne yapacağız? X doğrultusundan elde ettiğimiz denklemi çözemiyoruz. Aynı şekilde Y doğrultusundaki denkleme de bir şey yapamıyoruz. Ne zaman böyle bir şeyle karşılaşırsanız çok fazla değişken olduğu için çözemediğiniz iki denkleminiz olursa Birinden birini diğer denklemde yerine koymanız gerekiyor. Ama burada bunu da yapamıyoruz. Elimizde 4 farklı değişkenimiz var. T1x, T2x, T1y ve T2y. Bunların hepsi birbirinden farklı 4 değişken ve elimizde yalnızca iki denklem var. Bunu bu şekilde çözemeyiz. Bu noktada şöyle bir yöntem uygulamamız gerekiyor. Biraz karmaşık bir yöntem olduğundan bu yöntem çoğu insanın hoşuna gitmiyor. Şu anda denklemleri çözmek için tek yapmamız gereken bütün terimleri T1 ve T2 cinsinden ifade etmek. T1y'yi T1 cinsinden yazmak için açıların sinüslerinden ve kosinüslerinden faydalanmamız gerekiyor. Aynı şekilde T2y'yi de T2 cinsinden ifade etmek için açıları kullanmalıyız. Bu işlemlerin aynısını 1x ve 2x içinde yaparsak elimizde iki denklem ve yalnızca t1 ve t2 bilinmeyenleri olur ve soruyu kolayca çözebiliriz. Bunu bir de şöyle açıklayayım. t1 y'yi t1 cinsinden ifade edelim diyorum. Eğer buradaki açıyı bilirsek. Öyleyse önce bu açıları bulmamız gerekiyor. T1'in tavanla yaptığı açı 30 derece ise bu açı da 30 derece olmalı. Çünkü bunlar iç ters açılar. İsterseniz bunu bir de şöyle göstereyim. Burada şu şekilde büyük bir üçgen olduğunu düşünün. Üçgenin bu açısı dik açı olsun. Şimdi sağdaki üçgene bakarsak üçgenin sağ tarafındaki açı 30 derece, diğer açısının 90 derece olduğunu biliyoruz. Öyleyse geriye kalan açısı 60 derece olmalı. Çünkü üçgenin iç açıları toplamı 180 derece eder ve aşağıdaki açının da 90 derece olduğunu biliyoruz. 90 derecenin bir kısmı 60 derece ise o zaman buradaki küçük açı da 30 derece olmalı. Aynı şekilde soldaki üçgenin de bir açısı 90 derece olacak. Üçgenin iki açısı 60 ve 90 derece. O zaman aşağıdaki açıya 30 derece kalıyor. 30 derecelik açıda 90 derecelik açının bir kısmı ise diğer taraftaki açının 60 derece olması gerekiyor. Bunu da T2'nin tavanla yaptığı açıdan bulabilirdik. Çünkü İç ters açılar birbirlerine eşit olduğu için bu açıya doğrudan 60 derece olur diyebiliriz. Şimdi bu açıyı 60 derece, diğer açıyı da 30 derece olarak bulduk. Artı bileşenleri toplam vektörler cinsinden rahatça yazabiliriz. Bu bileşenleri bulduktan sonra da sağ tarafta bulduğumuz denklemlerde yerlerine yazacağız ve soruyu çözmüş olacağız. Öyleyse hadi toplam gerilme vektörleri cinsinden yazmayı deneyelim. Dikkat ederseniz 30 derecenin karşısında T1Y bileşeni var. O zaman T1 çarpı sinüs 30 T1Y'ye eşit. Çünkü T1Y 30 derecenin karşısındaki kenar. Eğer bu kısmı tam olarak anlamadıysanız şurada daha detaylı göstereyim. Şunu diyoruz. Sinüs 30 eşittir karşı kenar bölü hipotenüs değil mi? Bu durumda da karşı kenar T1Y. O zaman T1Y bölü toplam T1'in sinüs 30'a eşit olması gerekiyor. Burada T1Y'yi yalnız bırakırsak T1Y eşittir. İki tarafı da T1 ile çarpalım. T1 çarpı sinüs 30 T1Y olur. Az önce de bu sonuca ulaşmıştık. T1Y eşittir. T1 çarpı sinüs 30. Benzer şekilde aynı işlemi kosinüs 30 ile yaparsak T1X eşittir. T1 kosinüs 30 buluruz. T2 için de aynı işlemleri uygulayalım. T2x eşittir T2 çarpı kosinüs 60 olacak. Çünkü 60 derecenin komşu kenarı ile ilgileniyoruz. T2y de eşittir T2 çarpı sinüs 60 olacak. Bunları hemen bulmakta sorun yaşıyorsanız sinüs ve kosinüsün tanımlarını yazın. Karşı ve komşu kenarlarınızı belirleyin. Hipotenüsün ne olduğuna bakın ve ifadenizi çözün bu sonuçların aynılarını elde edeceksiniz. Eğer trigonometride sorun yaşıyorsanız bu işlemleri bir de kendiniz yapmayı deneyin. Sonuç olarak bileşenleri T2, T1 ve açılar cinsinden bu şekilde bulmanız gerekiyor. Peki bu işlemleri niye yaptık? Çünkü elimizde iki denklemde 4 değişken yerine yalnızca 2 değişken olsun istiyoruz. Başka bir deyişle T1Y ye yerine bu ifadeyi yazarsak t 1 ye gördüğümüz yere T1 sinüs 30 koyarsak aynı şekilde t 2 ye gördüğümüz yere de T2 sinüs 60 yazarsak bakın ne elde ediyoruz. 0 eşittir eksi 30 newton. T1Y ye yerine T1 sinüs 30 yazalım. T1 sinüs 30, sinüs 30 1 bölü 2'ye eşit. O yüzden doğrudan T1 bölü 2 yazabiliriz. T2 yerine de T2 sinüs 60 yazalım. Sinüs 60'ta kök 3 bölü 2'ye eşit. O zaman T2Y ye yerine doğrudan T2 bölü 2 çarpı kök 3 yazabiliriz. Bunun hala kötü gözüktüğünü düşünüyor olabilirsiniz. Baksanıza her şey karma karışık oldu. Ama bakın, denklemlerden birini T1 ve T2 cinsinden ifade edebildik. Şimdi aynısını diğer denklem için de yapacağız. Diğerini de T1 ve T2 cinsinden yazabilirsek soruyu kolayca çözebileceğiz t1 x'i t1 kosinüs 30 olarak bulduk. O zaman t1 x gördüğümüz yere t1 kosinüs 30 yazalım. Kosinüs 30 kök 3 bölü 2'ye eşit. Öyleyse burası t1 bölü 2 çarpı kök 3 oldu. Bunun t2 x'e eşit olması gerekiyor. t2 x yerine de t2 kosinüs 60 yazmalıyız. Kosinus 60 1 bölü 2 eder. Öyleyse T2x yerine T2 bölü 2 yazabiliriz. Buraya kadar şunu yapmış olduk. Gerilme bileşenlerini toplam gerilme kuvvetleri ve açılar cinsinden ifade ettik. Ve elde ettiğimiz denklemlerde yerlerine yazdık. Önceden çözülemeyecek olan denklemlerimiz bu sayede çözülebilir hale geldi. Bakın bir denklemde T1 ve T2 var. Diğer denklemde de yalnızca T1 ve T2 var. Artık elimizde iki bilinmeyenli iki denklem var. Bu tür denklemleri çözmek için önce bilinmeyenlerden birini bulmamız gerekiyor. Ardından bulduğumuz sonucu diğer denklemde yerine koyuyoruz. Bu sayede diğer denklemde tek bilinmeyenli bir hale gelmiş oluyor. Matematiği doğru yaptığımız zaman soruyu da doğru çözmüş oluyoruz. Önce sağdaki denklemden başlayalım çünkü çözmesi diğerine göre daha kolay duruyor. İlk olarak T2'yi yalnız bırakmayı deneyelim. T2'yi yalnız bırakmak için iki tarafı da 2 ile çarparsak T2 eşittir T1 çarpı kök 3 elde ediyoruz. Çünkü sol taraftaki 2'ler sadeleşti ve geriye T1 çarpı kök 3 kaldı. Şimdi T2'nin T1 çarpı kök 3 olduğunu bulduk. Bu çok güzel bir haber. O zaman diğer denklemde T2 gördüğümüz yere T1 kök 3 yazabiliriz. Çünkü bu sayede tek bilinmeyeni tek bir denklem elde etmiş olacağız. Yani diğer denklemdeki tek bilinmeyen t1 olacak. Bunu yaptığımız zaman 0 eşittir. Aslında sağdaki eksi 30'u sol tarafa geçirelim ki işimiz daha kolay olsun. İki tarafa da 30 eklersek artı 30 eşittir. T1 bölü 2 artı T2'yi T1 kök 3 olarak bulmuştuk. T2 yerine artı T1 kök 3 yazarsak T1 kök 3 çarpı bir tane daha kök 3. Çünkü T2 t1 kök 3'e eşitti ve burada fazladan bir kök 3 daha var. Yani t2 yerine t1 kök 3 yazdık. Ama denklemde t2'yi bir de kök 3 ile çarpmamız söyleniyor. Dolayısıyla t2'yi kök 3 ile çarptık ve bunu bir de 2'ye bölmemiz gerekiyor. İyi de bunca işlemin sonucunda ne buluyoruz? Kök 3 çarpı kök 3 3 eder. O zaman t1 çarpı 3 bölü 2 artı t1 bölü 2 elde ediyoruz. Bunun da 30'a eşit olması gerekiyor. Neredeyse bitiyor inanın. <laughs> Öyleyse burası T1 bölü 2 artı T1 çarpı 3 bölü 2 yani 3 T1 bölü 2 oldu. Bu işlemi de yaparsak T1 bölü 2 artı 3 T1 bölü 2 4 T1 bölü 2 yapar. Bu da 2 T1'e eşit olur. O zaman burası yalnızca 2 T1 oldu. Gördüğünüz gibi sonunda güzel sayılara ulaştık. Artık denklemi t1 için çözebiliriz. 2 t1 eşittir 30. İki tarafı da 2'ye bölersek t1 eşittir 30 bölü 2 newtondan aslında bunların hepsinin birimlerini yazmamız gerekiyordu. 15 newtona eşit oluyormuş. İşte bu kadar arkadaşlar. T1'i 15 newton olarak bulduk. Aradığımız sonuçlardan biri bu. Peki diğerine nasıl ulaşacağız? Bütün bu yaptıklarımızın hepsini yeniden mi yazmamız gerekiyor? Hayır. Şimdi tek yapmamız gereken bulduğumuz T1'i buradaki denklemde yerine yazmak. T2'nin T1 kök 3 olduğunu az önce bulmuştuk. O zaman T1'i kök 3 ile çarparsak T2'yi de bulmuş olacağız. T1'i az önce hesapladık. Öyleyse T2'yi de 15 çarpı kök 3 Newton olarak bulmuş olduk. Kuvvetlerden birini hesapladıktan sonra gördüğünüz gibi diğerini bulmak oldukça kolay. Bu da T2'ye eşit. T2 eşittir 15 kök 3 Newton. T1 de sadece 15 Newton'a eşit. Şöyle bir toparlayalım ve yaptıklarımızı kısaca tekrar edelim. İlk olarak kuvvet diyagramımızı çizdik. Ardından Newton'un ikinci yasasını önce düşey doğrultuda kullandık. Ama bir sonuç elde edemedik çünkü çok fazla değişken vardı. Aynı şekilde Newton'un ikinci yasasını yatay doğrultu için yazdık. Ancak o zaman da çok fazla değişkenimiz olduğu için denklemleri çözemedik. Elde ettiğimiz dört değişkeni de T1 ve T2 cinsinden ifade ettik. Bunun için bu bileşenlerin toplam vektörlerin ne kadarlık kısmına denk geldiğini açılar yardımıyla hesapladık. Bulduğumuz ifadeleri her bir denklemde yerlerine yazdık. Bunu yaptıktan sonra elimizde T1 ve T2 cinsinden iki bilinmeyenli iki denklem kaldı. Denklemlerden birini T1 cinsinden T2 için çözdük bulduğumuz sonucu diğer denkleme yazdık ve tek bilinmeyeni tek bir denklem elde ettik. Bu denklemi de çözdükten sonra T1'in değerini hesaplamış olduk. Bu değişkeni kullanarak diğer denklemde yerine yazdık ve T2'nin değerini hesapladık. 15'i denklemde yerine yazarak T2 gerilmesini hesaplamış olduk. Newton'un ikinci yasasından bir şey elde edememiş gibi gözüksek de biraz gayret ederek elde ettiğimiz denklemler yardımıyla sonuca ulaşmış olduk.